Hiçbir şey sinirlenmem. İşlerimi fırçalarken telefon çaldı da ona kaptım. Savaşçı değilim. Sanatçı olmuşum ben herhalde. Çok sinirlenmiyorum ya. Eşim çok dağınık. Buna çok sinirleniyorum. Pasaklı diyorum. Öyle bağırıyorum. Size en çok ne sinirlendirir? Hocam, artık dayanamıyorum. Terk ettim evi. 2 gün oldu. Boşanma davası açacağım. Aşağı alıyor. Dövme itme yok. Aşağı. Eşim kızarsa sinirlenirim. Küçük bir kızma hareketi yaparım ama sonra çok çabuk barışırım. Onun dışında kimseyle kızma. Yani çok barışıkım. Galiba sıcakta işe gitmek sinirlendirir. Yani çok bayanlar, çok konuşuyorum. En çok ben de evi dağıtmak. Eşim dağıtıyor. Sonra bir yerde, aşırtmanı bir yerde. Allah bağırışını kavga ediyor. Çık evden git diyorum. Defol başımdan git Allah'ından bul diyor. Ben çıkıp kaçıp gidiyorum. İki sabırlı insan hiçbir zaman kızmaz. İnsanların anlayışsızlığına ya. Çok değil de sinirli bir insanım. Başkalarına sinirlenirim ya böyle. Çok zoruma gitmedikten sonra bir şeye kolay kolay sinirlenmem. Mesela sizi biri sinirlendirdi, ne yaparsın? Gülerim. Çünkü kendisi zaten sinirleri bozulmuş. Benim de sinirimi bozmaya çalışıyor. Alçaktan alırım. Zaman zaman kızıyorum. Bilmiyorum ya, ben tek kızıyorum. Öfkelenmek normaldir. Öfkelendikten sonraki davranış aslında orada önemlidir. O davranışın şekli orada sağlıklı mı sağlıklı mı ona bakıyoruz biz. Nedir öfkelendikten sonra da orada bir dur düşün yaptı dediğimiz bir sistemi devreye sokmayı öneriyoruz. Yani öfkelendikten sonra hemen tepki vermek yerine orada bir dürtüsel davranmak yerine önce bir durup şu soruları sormak gerekiyor. Yani beni şu an ne öfkelendirdi, ne öfkelendim, şu an vereceğim tepkinin benim için olumlu olumsuz ne gibi bir sonucu olacak. En son neye sinirlendiniz peki? Kardeşime sinirlenmişim. Takılıyor bana. Ben de karşılık veriyorum yani. Kızabiliriz. Sinirlenebiliriz ama öfke iyi bir şey değil. Başta kayıp. Yine ben gider konuşurum. Eşim çünkü çok şey, inat aksi birisi olduğu için. Dur, düşün, dinle. Dur, düşün, cevapla. Öyle diyoruz ama yapmıyoruz ki.